Okullar açılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda okul formaları Aygün Giyim'den. Yıllardır sektöründe öncü firmalardan olan Aygün Giyim, okul sezonuna hazır kaliteli ürünleri ve hesaplı fiyatları ile ilçemizdeki tüm okul formaları Aygün Giyim'de. Aygün Giyim'e uğramadan okul forması almayın. Toplam çözüm ekibinin Kızılcadağ'da yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmışev ve AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar Korkuteli TV mikrofonlarına çalışmaları değerlendirdi. Toplam çözüm ekibi olarak bugün Kızılcadağ'dayız. Yanımızda AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmışev ve Belediye Başkanımız Ömer İşlek var. Hemen Kemal Başkan'dan başlamak istiyorum. Başkanım, çalışmalar nasıl gidiyor? Öncelikle merhaba. Şimdi her hafta beraberiz zaten Hüseyin Bey, siz de bizimle geliyorsunuz. 31 Mart öncesi anlattığımız, köy köy giderek halkımıza anlattığımız proje toplam çözüm ekibi daha kapsamlı şekilde devam ediyor. Bu hafta malum 10. köydeyiz, 10. mahallemizdeyiz. Kızılcadağ Mahallesi. Ömer Başkanımız gayet iyi çalışmalar gösteriyor, yapıyor. Bunlardan bir tanesi de hani kendi bölgesinde bıraktı artık. Karayollarına da el atıyor, yan yol yapıyor yani. Bu noktada gereken ne varsa yapılıyor. Yani halkımız da bu durumdan memnun. Bizler de geliyoruz, hem halkımızla buluşuyoruz, hem teşkilat çalışmaları kapsamında köylülerimize, vatandaşlarımıza bir araya geliyoruz. Devletimiz de, kurum müdürlerimiz de bu konuda ne tam kıta hazır oluyorlar. Güzel çalışma ortaya koyuyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Başkanım, hemen Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızla beraberiz. Başkanım, nasıl gidiyor çalışmalar? Hüseyin Bey, bize olağan gelmeye başladı. Fakat görüyorum ki 31 Mart seçimlerinde toplam çözüm ekibi olarak adını koyduğu zaman belediye başkanımız belki hakikaten tüm halkımız nasıl olacak bu hizmet diye düşünürken şu anda bizim artık olağanlaşan bir hizmet çalışmasını hep birlikte beraber gözlemliyoruz. Bugün bu köyümüz 10. köy. Her köyde Sayın Başkanımız ve belediye personelimiz o köye tuğla üstüne tuğla koyuyorlar. Sayın ilçe başkanımızda belirttiği üzere gerçekten kendi yetkisi haricinde artık bugün bu köyümüzde, Kızılcadağ köyümüzde artık yol yapmaya da Sayın Başkanımız başladılar. Kendilerini gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Belediye personeli artık yapacağı çalışmayı öğrendiği, bildiği tecrübesini her geçen gün arttırıyor. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Sayın Başkanımızın her daim yapmış olduğu çalışmalara elimizden geldiğinde destek veriyoruz. Aynı zamanda bizim için şöyle bir fırsat oluyor. Teslat çalışması yapma imkanını da burada kazanmış oluyoruz. Birim müdürlerimizle birlikte tüm ilçemizin birim müdürleriyle beraber halkımızın sorunlarının birebir çözüm noktasında Sayın Başkanımız yine bu konuya el atmış vaziyette. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum şahsım ve teslatım adına. Hizmetlerinin katlanarak devam etmesini dua ediyorum. Allah razı olsun. Ederiz. Sayın Başkanım, 10. köydeyiz. Evet. Hizmetler hızlı şekilde sürüyor. Evet. Artık vatandaşın gözünde bir sıradanlaşma başladı mıyız? Evet, başladı. İşte bundan önceki 9 köyde kovmadılar. Atasözünü çürüttük. 9. köyü evet, doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar dediler. Biz 10. köydeyiz, hiç kovan olmadı. Demek ki siyasette, belediyecilikte doğru söylediğiniz zaman, şeffaf olduğunuz zaman, halkla birebir temas kurduğunuz zaman hiç kimse hiçbir yerden kovmuyorlar, hatta bağırlarına basıyorlar. Ben öncelikle başta bu fırsatı verdikleri için oy veren vermeyen 31 Mart'a kadar ki bütün seçim sürecindeki herkesten teşekkürümü, bir borç biliyorum yani, teşekkür ederim. Bu hizmet etme fırsatı verdi. İki tane ilçe başkanımıza Cumhur İttifakı olarak ve şahıslarında teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. İşte kadın kollarına tekrar teşekkür ediyorum. Ülke ocaklarına, gençlik kollarına teşekkür ediyorum. Çünkü belediye başkanı olarak istediğiniz kadar proje yapın, istediğiniz kadar çalışın. Biliyorsunuz ben sabah 6 gece 1 çalışıyorum. Eğer arkanızda teşkilatlarınız varsa, siyasi güç arkanızdaysa, birlik beraberlik, aile şeklinde devam edebiliyorsanız iş çıkıyor. Evet, iş çıkmaya başladı. Bu Kızılcadağ'a denk geldi. Burada bir önemli bir problem vardı. Meşhur jandarma kavşağından itibaren ova yollarına gidiş gelişte 4400 metre, yani toplam 8.8 kilometre bir yan yol gerekiyordu.
Biz de işte karayollarını demin ilçe başkanımız aradı. Buradaki bizim yapacağımız çalışmanın önündeki engelleri, karayolları kaldırıyor. Biz de makine ekipmanlarımızla beraber hiç olmazsa Kızılcadağ bu bölgede, hatta buradaki 4-5 tane köyümüz bu yan yollarda kaza, bela, ölüm riski inşallah kalksın diye bir çalışma yapacağız. Cuma'ya kadar bitireceğiz. İşte buraya bir de Kızılcadağ ile ilgili özel bir şey söylemek istiyorum. Seçim öncesinde de söylemiştik. Burası bir merkez gibi bir yer. Burada toplam 15 köy. Kızılcadağ etrafında 15 köyümüz var. Allah nasip ederse yerimizi tespit ettik burada. Şimdi tadilatlarını ve temizliklerini yapıyoruz. Burada güzel bir belediye hizmet binamızı açacağız. Bu 15 köy Kızılcadağ ile beraber 16 köyümüzle ilgili. Önümüzdeki hafta itibariyle de teknik altyapılarını, bilgisayar sistemlerini, internet bağlantılarını, merkeze bağlantılarını bitiririz. 15-20 gün içerisinde burada birimimizi açacağız bu bölgeye. Ve sabit olarak bir kamyon, bir kepçe, bir grader ve bir silindirimizi bu bölgeye bırakacağız. Buraya personelimizi göndereceğiz, memurlarımızı. Hem belediyecilik hizmetlerini alacaklar, hem de o kamyon, grader, kepçeyle buradaki 15-16 köy yaz kış karda grader ihtiyacı, kokteylden çıktı geldi yok. Yani ne güzellik oldu. İnşallah sağlık müdürümüz, ilçe sağlık müdürümüz sabit bir şeyi görüştüler başkanımızla. En fazla 1-2 hafta içerisinde yine bu bölgedeki 15-16 köyümüze hitap edecek sabit doktorumuz gelecek. Gençlerimiz yine bu 15 köy için Kızılcadağ merkeze şimdi cuma günü açılışını yapacağız. Dün başladık. 5 günde güzel bir halı saha yapıyoruz. Büyük bir halı saha. İnşallah bu bölgedeki gençlerimizle haberi izleyenler, gençlerimize de haber versinler. Hepsini cuma günü öğleden sonra top oynamaya bekliyoruz. Bir de halı saha kazandıracağız. Ama asıl dediğimiz gibi bütün iş ve işlemler bu daha birinci etap. İkinci etap çalışmalarında yapılacak. Onun yapılabilmesi için de en önemli meclislerinden bir tanesi 3 Eylül'deki meclis. Bu arada ben dertleşmiş olayım Kokteyl Hemşehrilerinden. 3 Eylül'deki mecliste bir göreceğiz bakalım kim siyaset yapıyor, meclise kimler katılıyor, kimler katılmıyor. Önüne açılacak şeylere kim evet diyor, kim siyaset yapıp hayır diyor. Bu mecliste de göreceğiz. O yüzden 3 Eylül meclisini bütün milletimizin takip etmesini rica ediyorum. Özellikle internette canlı yayında. Teşekkür tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun.